Üçüncü, Kafe Filo etkinliğimize hoş geldiniz. Kafe Filo etkinliğimizin amacı her türlü edebiyat ve genel olarak sanat yapıtlarını felsefi açıdan neden önemli olduklarını anlatmaktır. Bugünkü konumuz Gonçarov'un Oblomov romanı. Sanat bir kimseyi kurgulara, kurgular ise o kimseyi diğerlerine bağlar. Eğer dikkatli bir okursanız varoluşçu romanların yatakta başladığını fark etmiş olmalısınız. İlya İliç Oblomov bir sabah Gorohova Caddesi'nde, hani şu içinde bir kasaba dolusu kiracının barındığı büyük evlerden birinde yatağına yatıyordu diye başlıyor roman. Her sanat yapıtı varoluşçu açıdan değerlendirilebilir. İvan Gonçarov'un Oblomov yapıtı 1858-59 tarihli varoluşçu düşüncenin ilk romanlarından biridir. Gonçarov, olgunluk dönemini Rusya İmparatorluğu'nda Avrupa'nın 4. metropolü olan St. Petersburg kentinde yaşayarak sansür memurluğundan emekli oldu. Dostoyevski, onu büyük öneme sahip bir yazar olarak, Çekov da kendisinden 10 kat daha yetenekli bir yazar olarak tanımlar. Oblomov romanının esin kaynağı, Gonçarov'un idolü olan Alexander Sergeyevich Pushkin'in o soğukkanlı vurdum duymaz yüreğiyle aylak bir hayatı kahramanlaştırdığı Yevgeni Onegin şiir romanıdır. Gonçarov gereksiz bir insanın nasıl yaratılacağını Pushkin'in Onegin'den öğrenir. Varoluşçuluk modernizmin derinlik modellerinden biridir. Okuyucu bir roman okuma süresi içinde kitabı okumaya ara verdiğinde olaylardan kopabilir. Fakat Gonçarov'un Oblomov'undaki yazı tarzının bir yeniliği de bu romanı okurken okuyucu araya günleri koyabilir. Fakat yine geri döndüğünde olayların bağlantısının birbirinden kopmadığını görebilir. Bunun nedeni ne olabilir? Normal insanların Oblomov gibi hayatın dışında olan kimselere söyleyecekleri çok şey vardır. Düşleriyle hayatı bir türlü birleşmeyen bir kimse normal insanların ilgisini çeker. Ve bu normal insanlar bu kimse hakkında sonsuz nasihatler verecek derecede uyarılırlar. Oblomov romanının okuyucu için sürükleyici olmasının nedeni işte budur. Hüzünlerini açıklayan bir kimseye duyulan yakınlığın, bir de ne kadar acı veriliyor olursa olsun bu çektiği acıyı paylaşmayan, belli etmeyen kimselere duyulan saygının kaynağı da budur. Neler oluyor bu kitapta? Oblomovluk. Şimdi gelin Oblomov'u uykusundan uyandıralım. Oblomov'un normal insanlara ya da diğerlerine ne söylüyor olduğuna, onun bize tavsiyelerine bakalım. Şöyle diyor Oblomov. Dur, bu acelen neden? Bekleyelim. Neden acele ediyorsunuz? Lütfen oturun, benim işim yok. Daha sonra, bu nasıl bir hayat? Hep endişe, hep keder. Ne zaman rahat erip huzurlu bir mutluluk yaşayacağım? Beni canlandırmaya çalışma. Lütfen biraz ara ver, yorulacaksın. Dinlenmeye ihtiyacım var. Öyle az zamanım oldu ki. Boş ver, bir dahaki sefere. Uyuşukluk sığınağıydı Oblomov'un evi. Oblomov şöyle diyor. Çok ağır bir taş orada duruyor. Stolz Oblomov'a şöyle diyor. Hep bu evde miydin? Hiç kıpırdamadın mı? Oblomov cevap veriyor. Hayır, hep burada yaşadım. Hiçbir yere kıpırdamaya da niyetim yok. Stolz cevap veriyor. Seni koyduğum gibi buldum ama başka türlü yaşaman gerek. Oblomov. Ya ben bu hayata anlam veremedim ya da gerçekten anlamsız. İnsanı unutuyorlar. Yo, hayat seni rahat bırakmaz. Yaşamdan kaçamazsın. Hayat seni her yerde bulur. Problemlerime bir çözüm bulmak için burada yatıyorum. Olga Stolz'e Oblomov hakkında soruyor. Neler oluyor orada? Oblomovluk dedi Andrei Stolz. Oblomov şöyle diyor. Benimleyim var. Neden ben böyleyim? Diye sordu Oblomov kendi kendine. Kitabın ortalarına geldiğimizde artık tümüyle ortaya çıkmış olan Oblomov'un hayatı yaşayış tarzına bakınca onun muhtemelen epey ileri yaşlı bir kimse olduğunu düşünüyoruz. Fakat Gonçarov
Daha kitabın başında ilk sayfasında Oblomov'un 32-33 yaşlarında genç ve fiziği düzgün biri olduğunu söylemektedir. Fakat kitabın ortalarına geldiğimizde buna inanılacak gibi olmadığını görüyoruz. Bir kimse neden evinden çıkar? Dışarı çıkmak zorunda mıdır? Dünyada yaşayanlar yalnızca normal insanlardır. Dünya ile ilginiz yoksa onun hakkındaki bilgiye ihtiyaç duymazsınız. Bilgi yoksa kuşku da yoktur. Oblomov hiçbir şeyden kuşkulanmadan vodkasını, kıvasını içip son balığı ve çulluk yiyordu. Oblomov'un hayatının aslında Blaise Pascal'ın Düşünceler kitabında açıkladığı fikirlerin bir açılımı olarak okuyabiliriz. Şöyle diyor Pascal, insanın mutsuzluğu tek bir yerden kaynaklanır. Bir odada sessizce kalamama beceriksizliği. Bu söze Oblomov kadar bağlı yaşamış bir kimse görmek imkansızdır. Oblomov romanı Pascal'ın bu cümlesinden 3 paragraf önce söylediği sözlerin roman şeklinde bir açılımıdır. Pascal bu paragrafta şöyle diyor. Eğer insan mutluysa, azizler ve Tanrı gibi yolundan daha saparsa bundan daha mutlu olacaktır. Evet, fakat mutluluk yoldan sapmaktan, keyif alabiliyor olmaktan oluşmaz mı diyor Pascal ve devam ediyor. Hayır, çünkü mutluluk başka bir yerden, dışarıdan gelir ve insan yoldan sapabiliyor olmakla başına kaçınılmaz olarak sıkıntı getirecek binlerce şey tarafından rahatsız edilmeye maruz ve yatkındır. Çok önceleri Romalı Stoacı filozof Seneca'nın Oedipus tragediyasında Oedipus şöyle diyor. Veritas odit moras. Hakikat bekletilmekten nefret eder. Fakat Oblomov hakikati yaşam boyunca erteledi. Oblomov'a Stolz en yakın dostu diyor ki bugün bile çok geç. Ya şimdi ya da hiçbir zaman unutma. Fakat Oblomov derin bir kayıtsızlık içinde olmayı sürdürür. Ne içinden ne de dışından sorumluydu o. Ne yapıyor olduğunuzu düşündünüz mü? Kendi istediklerinizi mi yaşıyorsunuz yoksa başkalarının istediklerini mi yapıyorsunuz? Hayatı paketten çıkan ya da paketten asla çıkamayan bir Pandora kutusu olarak mı hazır buluyorsunuz? Prometheus insanın yanındaydı. Peki Epimetheus insanın yanında değil miydi? Size kalan Pandora'nın kutusuna ne yapıyorsunuz? İçinde ne olduğu belirsiz olan ya da epey belirlenmiş olan bir paketle ne yapıyorsunuz? Bu durumun farkına vardığınızda hayatınızda bir değişiklik yapıyor musunuz? Bir kimsenin hayatı onu demotive eden şeylerle tehdit altındadır. Demotivasyon kaynakları yerlerinde durmazlar. Onlar ilgilendikleri kimseleri yiyip bitirerek büyürler. Demotivasyon ya da eylem gücü kırgınlığı bulaşıcıdır. Motivasyon kaynakları harekete geçirici güçler bakımından bu kimseler kendilerini yokluyorlar mı? İnsanlar arasında eylem gücünü artırıcı yaygın olarak görülen motivasyon kaynakları nelerdir? Bir kısmını sıralayalım. Günlük hayatın akışı, hayatın içinde olma çabası, aile hayatı, gelecek planı ve geçmişin değerlendirilmesi, toplumsallaşma bağ ve etkinlikleri, mesleki yetenekleri, sevgi hayatı, çalışma hayatı, seyahat, olan dışı şeylerin deneyimi, iddialı, meydan okuyucu şeylere karşı mücadele, iletişim, diyalog, dostluk, yeteneklerini geliştirecek ortam, üretmek, farklı üretici etkinlikler yaratmak, verimli olmak, kendini aşma çabası, bir kimsenin ulusal ve uluslararası etkinliklerdeki varlığı, dünya bağları, kozmolojik konumu ve koordinasyonu ve kendi sonu, ölümü, gelecek planı, düş kurabiliyor olması, bedensel ve zihinsel dinlenme, düşünme ve düşündürme gücü. Tüm bunlar bir kimsenin orada varlık gösterip göstermediğinin ölçekleridir. Biraz önce sıraladığım alanlarda ne durumda olup olmadıklarını yoklamaları, geliştirmeleri ve kontrol etmeye çalışmaları Gonçarov'un önerisidir. Bir kimsenin başka bir kimseye bakışı bu perspektiflerden gerçekleşir. Şimdi Oblomov'un aşkı nasıl yaşıyor olduğuna biraz bakalım. Duygularımızı nasıl yaşıyoruz? Duygularınız ve düşüncelerin arasında bir bağ var mı? Bu nasıl bir bağlantı? İster kabul edin, ister reddedin, gerçekliği üreten aktörlerden biri Eros ya da aşktır. Eski Yunan mitolojisinden biliriz, aşk
varlıkların en eski olanıdır. Ve var olanlar sürekli çoğalırlar. Bunun nedeni de aşkın onları bölmesidir. Grek mitolojisinde bunun başlıca nedeni Eros. Platon'un sempozyonundaki Aristofanes'e göre en sonunda insanlar da Eros'la aşkla bölünür. Fakat yine aşkla birleşeceklerdir. Her roman aşkla ilgili. Bu kitap bir aşk romanı olarak okunabilir. Bir kez de bu romana mevcut gerçekliği değiştirebilen, dahası gerçekliği üreten aktörlerden birinin aşk ya da Eros olduğunu görüyoruz. Aşkın hayranlık uyandıran özelliklerinden biri onun bir kimseye kim olduğunu tanıtıyor olmasıdır. Aşk sizi kendisine tanıtır. Aşkın dönüştürücü özelliği işte burada yatar. Aşk insanlara inanç değiştirdiği için tanrılar da Eros'un karşısında muhtaç kalır. Çünkü tanrılar da tanınmak için aşka muhtaç. Aşktan başka her şeyin içinde tanınmaz kalıyoruz. Aşk olmadan Olga kendisinin ne olduğunu da bilmiyor. Şimdi aşk gibi sanat da gerçekliği üretme alanlarından biridir. Sanat yapıtı hayatımızı değiştirir. Oblomov hayatı sanatla değişen bir kimse. Olga sonunda Kasadiva'yı söyledi. Visconzo Bellini'nin yazdığı ve besleti kusursuz tanrıça Kasadiva operasını söyleyen Olga bu atıyla Oblomov'un yüreğini harekete geçiriyor. Bunu Türkçe'ye sizin için çevirdim. Şimdi bu liriyi okuyalım. Kusursuz tanrıça. Kusursuz tanrıça, gümüşle kaplayarak bu kutsal antik bitkileri çevir bize bulutsuz ve örtüsüz hoş yüzünü. Dizginle yumuşat ateşli yürekleri, dağısı ıslah et küstah hevesi, yay yeryüzüne sana saltanat sürdüren, cennette seni egemen kılan aynı huzuru, öfkeli ve kasvetliyken ruh, işte Romalıların kanını. Tamamla kutsal töreni ve arınsın kirden kutsal orman, gürlesin duri tapınağından benim sesim. Düşsün cezalandırayım onu, ah dön bana güzel tanrıça, sadık ilk aşkına ve koruyayım seni tüm dünyaya karşı. Ah dön bana güzel tanrıça, dingin görkeminle ve rahmindeki hayatla, yurduma ve gökyüzüme kavuşayım. Ah dön tekrar, eskiden olduğu gibi, kalbimi sana verdiğim zamanlardaki gibi, ah dön bana. Bu romanda dolaşan bir uçurum var. Bu uçurum Oblomov romanını varoluşu kılan bir özellik. Oblomov şöyle diyor. Yo, istediğin gibi yaşayamazsın. İstediğin oldu diye hayata lanet okursun. Hayallerimiz gerçekleştiğinde, gerçek düşle birleştiğinde işte o zaman gerçekten yeniden kopulur. Başka bir düş görünür. Oblomov Olga'ya şöyle diyor. Benimle evlenir misin? Olga cevap veriyor. Uçurum açılıyor, şimşek çakıyor, dikkat et. Fakat Oblomov, Olga'nın aşkının gerektirdiği riski göze almaz. Uçurumun karşı yakasına geçmek istemez. Uçurum doğuştan önce gelen yaralarımız. Uçurum gerçekle düşler arasında. Peki bu uçurum kapatılabilir miydi? Oblomov düşleriyle gerçeğin buluşmasını sürekli olarak erteledi. Çünkü uçurumun düş yakasında kalmayı tercih etti. Uçurum dünyayı ikiye bölüyor, iç ve dış dünya. Peki Oblomov uçurumun karşı yakasına hiç geçmeye çalışmadı mı? Evet, geçmeye çalıştı. Sadece duyduğu aşk onu uçurumun karşı yakasına doğru götürdü. Ama henüz aşk olayında ilerlememişken Oblomov geri döndü ve kendi yakasına kalmaya devam etti. Oblomov normal insanlarla karşılaştırılmaktan nefret eder. En çok kızdığı şey budur. Bir kimsenin hangi dünya içinde yaşadığını anlayabilmek, dolayısıyla onun bağlı olduğu hakikati keşfedebilmek için o insanı öfkelendirmek gerekir. Oblomov'un da en öfkelendiği şey buydu. Bir kimse normal insan değilse onda her türlü hastalığı bulabiliriz. Bu kimse kendisini hekimlerin eline bırakırsa hayatının sonuna kadar hastaneden çıkamaz. İşte biz Oblomov'u aslında sürekli yatağında yatan ya da kanepesinde oturan bir adam olarak gördüğümüzde onda birçok psikotik bozukluklar tespit edebiliriz.
Opomov uçurumun hep kendi tarafında kaldı ve asla uçurumun karşı tarafına geçmeyi göze alamadı. Bu roman bize eylem gücümüzü nasıl artıracağımızı ve tüm şartlandırmaları nasıl tespit edebileceğimizi gösteriyor. Bu açıdan eylem gücümüzün artırılması için Opomov'u okumanızı hepinize tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.